5 saniye oyunu için Tuğçe Canıtes ve Esra Uralı yanıma davet ediyorum. Hanımlar hoş geldiniz. Bulduk. Merhaba. Çok basit bir oyun oynayacağız. Soruyu aldıktan sonra 3 çabuk cevap vereceksin. Aklına ne geliyorsa ve sonrasında butona basacaksın. Aynı şey senin için de geçerli. 5 saniye içinde kalıp 3 cevabı çabuk sıraladığın takdirde bir puan alıyorsunuz. Okey miyiz? Tamam. Hazır mıyız? Evet. Bir mesaj var mı? Bitirdim seneye sonra. Göreceğiz. Evet, o zaman Tuğçe ile başlıyorum. Etkisi altında kaldığın ilk 3 basketbolcu. Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Jordan. 1 puan Tuğçe'ye gitti. Biri birini 3 kelimede anlatsın. Yani sen Tuğçe'yi 3 kelimede anlatır mısın? Soğuk, soğuk, tatlı, iyi kalpli. Bence çok güzel anlattın. Yani soğuk tarafı soğuk, herhalde soğuk. İlk tanışma ve o evet. Evredeki durum. Genel herkesin düşündüğü bence. Ondan sonra da... Ama devamı. Ben, devamı inanılmaz güzeldi, bravo valla. Bayağı düşündün evet, ama. Bir bir başladık. İsmini unuttuğun birisine seslenmek zorunda kaldın. Söylediğin ilk üç şey. Merhaba. Merhaba, şişt. Aslında en mantıklısı şişt burada. Uyurken başucunda duran üç şey. Önce söyle. Evet, su, tokalarım ve saatim. İnanılmaz rekabetçi bir maç oluyor. Şu ana kadar 2-2 geldim. Evet, devam ediyorum Tuğçe, hazır mısın? Arkadaşını bir konuda ikna etmeye çalışırken en çok kullandığın üç kelime. Yapabilirsin. Olabilir. İkna edemedi. Yok yani. Evet, Tuğçe arkadaşını ikna edemedi. O sırada 5 saniye doldu. Esra'ya dönüyorum. Yemek yerken yapmayacağın ilk 3 şey. Nefes almak, karşımdakine sormak, vazgeçmek. Ama iyi yerden geldi. Yemek konusu iyiydi. Yok da vazgeçmek. Yemekten vazgeçmek. Hayatla vazgeçmek. Evet, esasını yemek yemeye devam edeceğimi açıkladı. Devam ediyorum Tuğçe, hazır mısın? Çok sevindiğinde, mutlu olduğunda yaptığın ilk üç şey. yaptığım bitti. Yaptığım derken bitti. Sevinemedi. Aslında soruyu ben sorduktan sonra güldün. Yani gülmek mesela hemen mantıklıymış. Uçak fobisi olan birinin yanına oturdun. Arkadaş bayağı panik. Sakinleştirmek için söylediğin ilk üç şey. Sakin ol, bana güvenebilirsin. Dua edelim. Bana güvenebilirsin. Çok iyi. Bana güvenebilirsin. Yanındayım ama. Ikimiz. Yanındayım ben senin, güvende olur. Ben varsam güven vardır. Burası bayağı bir iddialı oldu. Elektrikler kesildiğinde söylediğin ilk üç kelime. Hayda. Ne yapacağız? Eyvah. Bence çok iyi. 5 saniye içinde kaldı ve en mantıklı 3 cevabı Tuğçe'den aldı. Bence yaşat elektrikler kesilmiş gibi. Aynen. Sanki gitti de değil mi? Söyledi gibi aynen. Oldu. Çok doğal oldu. Vallahi bravo. Çok bekletildiğinde yaptığın ilk 3 şey. Sinirlenmek, mesaj atmak, kavga etmek. Aramızda yalnız olan bir şey. Aynen. Genelde sen bekletiyor musun? Bekletmedi bir gün yok. O kadar mı? Herhangi bir randevumuza. Kavga çıkardılar. Evet, her çok... seferinde bekletmiyordur ama canım arada. Her seferinde bekletiyor çünkü onun köpeği var. Bahanesi de bu, benim köpeğim var. Sen de beni bir kere bekletin ama. Ama bir kere, kaç yıldır arkadaş olduğumuzu herkes biliyor. Yani o kadar olur diyelim ve devam edelim. Daha fazla ortalık kızışmadan devam evet, edelim. Evet, başka soru. Sana bir önceki sorunun devamı şeklinde geliyor, ona göre hazır ol. Bekleten kişi geldiğinde söylediğin ilk üç şey. Bekleten kişi geldiğinde. Niye geldin? Gelmeseydin. Devam. Üçüncü çıkmadı. Aynen. Zaten bitmiştir olay. Yani niye geldin? Bekledim. O kadar mı? Evet, sinirlenebilirim. Sinirli, agresif. Niye geldin? Gelmeseydin. Yani. Evet, çok mantıklı iki kelime oldu. Oturduğun yerden kalkmak istemiyorsun o anda Esra ve arkadaşım bir şey rica etti. Bana rica etti. Evet, sana rica etti. Oturduğun yerden kalkmak istemiyorsun. Kalkmamak için söylediğin ilk üç mazeret. Başım ağrıyor, başım dönüyor.
Ama benim canım istemiyor. En sonunda o ne istiyorsa benim canım istemiyor yani. Evet. Orada kesin çözüm yani orası. Eve ondan gideceğim sonrası dedim yok. Keşke. Aynen. Evime gitmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok güzel ve çok... Keyifliydi. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.